Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çok teşekkür ediyorum. Ömrünüz uzun olsun. Allah sizi gördüğünüzle karşılaştırmasın. Belediye başkanım. Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam hoş geldiniz. Rahmet olsun. Sağ olun. Eyvallah hoş geldiniz. Para başkanım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Niğde Valiliğine atanan Vali Mustafa Koç, Niğde'de görevine başladı. Niğde Valiliği bahçesinde Vali Koç için karşılama töreni düzenlendi. Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Vali Koç, Niğde'ye vali olarak atandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ben öncelikle Niğde'ye vali olarak atandığım için çok mutluyum. Böylesine kadim bir şehre. Kültürü de bize yakın zaten. Ben Adana'yım. Öğrenmişsin. Allah razı olsun diyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, diğer devlet büyüklerimize, duasını, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bütün milletimize biz bundan sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah bizlere, devlet büyüklerimize, bize güvenen, itimat edip bu görevi layık gören devlet büyüklerimize ve aziz milletimize, yüce milletimize mahcup etmesin. Tabii Niğde'miz yabancı değilim ben Niğde'ye. Az önce de ifade ettim. Daha öncesinde değişik sebeplerle gelmişliğimiz, görmüşlüğümüz var. Kadim bir şehir Niğde, köklü bir kültürü var. Son zamanlarda da kabuğunu kırdı. Anadolu'nun parlayan yıldızı oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber el birliğiyle, güç birliğiyle, fikir birliğiyle, dayanaraktan, birbirimize dayanışaraktan, eksikliklerimizi tamamlayaraktan, daha önceki yapılmış hizmetlerin üzerine bir şeyler koyabilirsek ne mutlu bize diyorum ben. Bu vesileyle de bu şehrin kalkınması için, insanlarımızın huzuru için, mutluluğu için, refah için hizmet etmiş ben bütün valilerimize, kamu görevlerimize teşekkür ediyorum. Tabii bugün Sayın Valimizi uğurladınız. Sizin için de yoğun bir gün oldu. Biz kendisine de teşekkür ediyoruz. Onun da vazifesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben buradan 5 ilçemizde yaşayan yaklaşık 363 bin hemşerimin hepsine selam ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hepsiyle kucaklaşacağız. Tanışacağız. Rabbim çıktığımız bir yolda bizi mahcup etmesin. Son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Bugün biz bu kutlu devletin çatısı altında, şanlı bayrağımızın altında nefes alıp verebiliyorsak, çalışabiliyorsak, huzurluysak, mutluysak, biz bunları şehitlerimize ve onların çok değerli emanetleri ailelerine borçluyoruz. Gazilerimize borçluyoruz. Allah onlardan razı olsun diyorum. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin, yüce milletimize mahcup etmesin diyorum. Allah'ın hayırlı uğurlu etsin. Bismillahirrahmanirrahim.